Eserin adı Susam ve Zambaklar. Eserin yazarı John Ruskin. Birbirine zıt olan bu iki vasfı birlikte taşıdığınız takdirde ise kör boğazdan başka bir şey olamazsınız. Bu fikri biraz daha açmamız iyi olacak. Kilisedeki hemen bütün kötülükler düşüncelerinin aydınlığa kavuşmasını isteyecek yerde güç sahibi olmayı isteyen psikoposlardan çıkmıştır. Onlar keskin bir görüşe ulaşmaktan ziyade otorite sahibi olmayı isterler. Halbuki gerçek vazifeleri idare etmek değildir. Her ne kadar vazifeleri icabı, bazı ihtarlar veya ikazlarda bulunabilirlerse de idare etmek aslında krallara düşen bir iştir. Psikoposun vazifesi cemaatine nezaret etmek, onu gözetmektir. Cemaatine dahil olan fertleri bir bir saymaktır. Bir bir hesabını vermeye her zaman için hazır olmaktır. Eğer bunu yapamıyorsa, cemaatine dahil olan kimselerin ruhlarının hesabını da veremeyeceği meydandadır. Bunun içindir ki bir psikoposun yapacağı ilk iş, en azından psikoposluk sahası içerisinde yaşayan her ferdin, çocukluktan itibaren şimdiki durumuna gelinceye kadar bütün hayat hikayesini her an öğrenebilecek durumda olmaktır. Şu arka sokağın öbür ucunda Bill ve Nancy birbirlerinin dişlerini dökmektedirler. Dipnot, Bill ve Nancy, Charles Dickens'ın Oliver Twist adlı romanından alınmış isimlerdir. Psikoposun bundan haberi var mı? Onlara göz kulak oluyor mu? Onlara göz kulak olmuş muydu? Bill'in nasıl olup da Nancy'nin kafasına vurma alışkanlığını edinmiş olduğunu etraflı bir şekilde izah edebilir mi? Bütün bunları yapamadığı takdirde isterse başında Salisbury Katedrali'nin çan kulesi kadar yüksek bir taç taşımış olsun, psikopos olmaktan çok uzaktır. Psikopos değildir. Çünkü gemi direğine çıkıp etrafı gözetecek yerde dümen başında bulunmak istemiştir. Hiçbir şey görmemektedir. Olmaz böyle şey. Arka sokaklarda Bill'in peşinden koşmak onun vazifesi değildir, diyeceksiniz. Olmaz olur mu? Bill'in peşinden koşmayacak da kırpılacak yünü bol olan etli butlu koyunların peşinden mi koşacak? O bu etli butlu koyunların peşinden koşarken gene Milton'a dönelim. Aç koyunlar kaldırır başını ve otlamadan dururlar. Hain bir kurt da gizli pençeleriyle her gün yakalayıp yutuverir onları. Ve kimse ses çıkarmaz. Psikopos bütün bu olup bitenlerden haberdar değildir. Biz psikopos deyince bunu anlamıyoruz diyeceksiniz. Olabilir. Halbuki bu fikir St. Paul'un fikriydi. Milton'un fikriydi. Dipnot St. Paul. Büyük bir Hristiyan azizi, Yeni Ahit'teki pek çok risalenin yazarı. Onlar haklı olabilirler veya biz haklı olabiliriz. Yalnız ister St. Paul'ü, ister Milton'ı okuyalım, kullanmış oldukları kelimelere kendi anladığımız manaları verdiğimiz takdirde onları gerçekten okuyup anladığımızı sanmaya kalkmayalım. Şimdi devam edelim. Rüzgardır şişiren karınlarını. Hava da pistir üstelik. Bu mısra fakirler bedenen aç olsalar da her ne kadar onlara bu bakımdan yardımcı olunamıyorsa da ruhen beslemelerine dikkat ediliyor. Ruhları için lüzumlu gıda kendilerine veriliyor. Şeklindeki alelade cevaba karşı çıkmaktadır. Milton şöyle diyor. Ruhen beslendikleri falan yok. Karınları sadece rüzgarla şişiyor. İlk bakışta bu ifadeyi yersiz ve müphem bulabilirsiniz. Halbuki bu tam manasıyla doğru ve yerinde bir cümledir. Latince ve Yunanca lügatlarınızı açın ve ruh kelimesinin manasını bulun. Bu kelime Latince nefes kelimesinin kısaltılmış şeklinden ve rüzgar manasına gelen Yunanca kelimenin de buna çok yakın bir karşılığından başka bir şey değildir. Aynı kelime yazı yazarken rüzgar istediği yere eser şeklinde kullanılır. Gene yazarken ruhtan doğan herkes böyledir, yani nefesten doğan herkes böyledir şeklinde kullanılır. Çünkü bu kelime Tanrı'nın ruh ve beden olarak nefesini ifade eder. Nefes alma ve nefes verme deyimlerinde bu kelimeyi gerçek manasıyla kullanırız. Şimdi halkın veya cemaatin alabileceği iki cins nefes vardır. Tanrı nefesi ve insan nefesi. Tepelerdeki sürüler için göklerdeki hava neyse, insan için de Tanrı nefesi odur. Yani sağlık, hayat ve huzur demektir. İnsan nefesi ise
O bunu manevi kelimesiyle ifade etmektedir. Bataklıktan yükselen ağır sis tabakaları gibi insanlara bulaşan bir şey, bir hastalıktır. Bu nefes onları için için çürütür. Ölü bir beden çürüme sonucunda nasıl buharla şişiyorsa onlar da bu nefeste şişmektedirler. Bu gerektiği şekilde verilmeyen, hatalı bir şekilde yürütülen her türlü dini öğretim için tamamıyla doğrudur. Böyle bir öğretimin ilk ve son ve en meşhum belirtisi işte böyle bir şişmedir. Anne ve babalarına ders vermeye kalkan, yeni yeni yolunu bulmaya başlamış çocuklarınız, namuslu insanlara akıl öğreten, henüz ıslah olmuş kürek mahkumlarınız, hayatlarının yarısını ebleşçe bir uyuşukluk içinde geçirdikten sonra birdenbire bir tanrının varlığını idrak ederek kendilerini onun seçkin kulu ve elçisi olduğunu hayal eden, henüz aklı başına gelmiş olan ahmaklar, ister Katolik, ister Protestan olsun, ister ayinlere fazlasıyla önem veren veya pek önem vermeyen kiliselere bağlı bulunsun, her çeşit büyüklü küçüklü tarikatlara mensup olan ve kendilerinin daima doğru yolda olduğunu, başkalarının ise daima hatalı olduğunu düşünenler, hangi tarikatta olurlarsa olsunlar, İnsanların doğru bir şekilde hareket edecek yerde, doğru düşünerek, harekete geçecek yerde, konuşarak, çalışacak yerde, sadece arzu ederek kurtulabileceği fikrini her şeyin üstünde tutanlar, gerçekten o kirli ve puslu havayı teneffüs eden çocuklardır. Bunlar yağmur getirmeyen bulutlardır. Bunlar kanı veya eti olmayan, fena kokular saçan, sadece buhar ve deriden ibaret olan bedenlerdir. Bunlar zebanilerin öttürdükleri şişirilmiş tutumlardan başka bir şey değildirler. Kendileri çürüdükleri gibi başkalarını da çürütürler. Rüzgardır şişiren karınlarını. Hava da pistir üstelik. Son olarak da anahtarların gücüyle ilgili mısralara dönelim. Çünkü şimdi onları anlayabilecek durumdayız. Milton ve Dante'nin bu gücü farklı bir şekilde yorumlamış olduklarına dikkatinizi çekmek isterim. Her şeyden önce Dante fikir bakımından daha zayıftır. O anahtarların her ikisini de cennetin anahtarları olarak düşünmektedir. Anahtarların biri altından, diğeri ise gümüşten yapılmıştır. Onları kapıda bekçilik eden meleğe St. Peter vermiştir. Kapıdaki üç basamağın veya iki anahtarın yapılmış olduğu maddenin neyi ifade ettiği, ne manaya geldiği kolay kolay anlaşılamamaktadır. Milton'da ise anahtarlardan biri cennetin kapısını açmak içindir ve altından yapılmıştır. Diğeri ise bilgi dünyasının kapısını açacak anahtarı alıp götürmüş olmakla beraber henüz kapıyı açıp da bu alemin içine girmemiş olan kötü öğretmenlerin hapsedilecekleri hapishane kapısını açmak içindir ve demirden yapılmıştır. Psikoposa ve papaza düşen vazifelerin görmek ve beslemekten ibaret olduğunu görmüştük. Bütün bu vazifeleri yerine getiren kimseler için başkalarının susuzluğunu giderenler, aynı zamanda kendi susuzluklarını gidermek imkanını da bulacaklardır şeklinde bir söz vardır. Bunun tersi de doğrudur. Başkalarının susuzluğunu gidermeyen, kendi susuzluğunu gidermek imkanını da bulamayacaktır. Başkalarını görmeyen bir kimse, kendisi de bütün gözlerden uzak, ebediyen bir zindanda kapalı kalacaktır. Öteki dünyada olduğu kadar bu dünyada da böyle bir zindan vardır. Öteki dünyada ceza görmeye hak etmiş olan bir insan, evvela bu dünyada ceza görmeye mahkumdur. O büyük havarinin, yani Sam Peter'ın temsil ettiği güçlü meleklere verilmiş olan, onu alın, elini ayağını bağlayın ve uzağa fırlatıp atın şeklindeki emir, bir ölçüde her türlü yardım esirgen, her hakikati reddeden, her türlü yalanı teşvik eden öğreticiler içinde söz konusudur. Öğretici durumunda bulunan bir kimseye başkalarını ne derece zincire vurduysa, kendisi de o derece zincire vurulacak, insanları ne derece yanlış yola sevk ettiyse kendisi de o derece uzaklara atılacak. Sonunda da demir kafesin parmakları onun üzerine kapanacak ve altın anahtar açarken demir olan da kapatacaktır hep hemen. Zannedersem bu mısralardan bir şeyler çıkarabildik. Gene de onlarda bulabileceğimiz çok şey vardır. Fakat bir yazarı kelime kelime inceleme konusunda gerçek manada okuma deyince bunu anlıyoruz. Yeterli bir örnek vermiş oluyoruz. Böyle bir okuma işte bu tam benim fikrim diyerek okuyacak yerde hiç tereddüt etmeden işte Milton'ın fikri diyecek bir seviyeye ulaşabilmek için her aksana ve ifadeye dikkat ederek ve kendimizi daima yazarın yerine koyarak kendi şahsiyetimizi silerek ve onun şahsiyetine nüfuz etmeye çalışarak yaptığımız bir okumadır. Bu şekilde hareket etmekle günün birinde işte bu tam benim fikrim şeklindeki düşünceye gittikçe daha az önem vermeye başlayacaksınız. Kendi fikrinizin pek fazla bir önemi olmadığını kavramaya başlayacaksınız. Herhangi bir konuda ileri sürdüğünüz fikirlerin o konuda ortaya atılmış
en akıllıca, en açık ve seçik fikirler olmadığını, aslında olağanüstü bir kimse olmadığınız takdirde şu veya bu gibi bir fikir sahibi olduğunuz bile söylenemez. Herhangi bir ciddi mesele üzerinde fikir yürütebilmek için ihtiyacınız olan fikri malzemeden mahrumsunuzdur. Düşünmek hakkına sahip bulunmadığınızı, olsa olsa vakalarla ilgili bilgilerinizi artırmaya çalıştığınızı anlamaya başlayacaksınız. Hatta daha önce de söylediğim gibi olağanüstü bir kimse olmadıkça, belki de hayatınız boyunca o anda yapmakta olduğunuz işin dışında kalan herhangi bir iş konusunda belli bir kanaati, bir fikri olmak gibi meşru bir hakkınız bile olmayacaktır. Mutlaka yapılması gereken bir şeyin nasıl yapılacağını şüphesiz hemen her zaman kestirebilirsiniz. Evinizin düzenli olmasını mı istiyorsunuz? Satılacak malınız, sürülecek tarlanız, temizlenecek bir çukurunuz mu var? Bu gibi işler için iki türlü kanaatinizin veya fikrinizin olmasına lüzum yoktur. Bu gibi meselelerinizi halletmek için birden fazla düşünceniz veya kanaatiniz varsa bu sizin bileceğiniz iştir. Kendi işinizin dışında yalnızca tek bir kanaat edinmek zorunda bulunduğunuz bir iki konu daha vardır. Dolandırıcılığın ve yalancılığın kötü şeyler olduğu, nerede ve ne zaman karşınıza çıkarsa çıksın, şiddetle reddedilmesi gerektiği, açgözlülüğün ve kavgacı olmanın çocuklar için bile tehlikeli, insanlar ve milletler içinse son derece zararlı olduğu, nihayet yeri ve göğü yaradanın faal ve çalışkan, mütevazi ve iyi kalpli insanları sevdiği, tembel, kendini beğenmiş, tamahkar ve zalim olanlardan ise nefret ettiği şeklindeki genel hakikatlerle ilgili son derece kuvvetli bir tek kanaate bağlanmamız gerekir. Geri kalan konularda dinler, devletler, ilim ve sanat alanlarında bütünüyle hiçbir şey bilmediğinizi, bu konularda hiçbir hüküm veremeyeceğinizi anlayacaksınız. İyi eğitim görmüş bir kimse olsanız bile yapabileceğiniz en iyi şeyin susmak olduğunu ve zekanızı her gün biraz daha geliştirmek ve başkalarının fikirlerini biraz daha anlamak için gayret göstermek zorunda bulunduğunuzu kavrayacaksınız. Bu fikirleri tam bir açık kalplilikle anlamaya çalıştıkça en akıllı kimselerin ileri sürdükleri fikirlerin bile münasip bir şekilde ortaya atılmış problemlerden başka bir şey olmadığını anlayacaksınız. Onların sizin için yapabilecekleri tek şey olsa olsa güçlükleri açık ve seçik bir hale getirmek ve kararsızlığa yol açan sebepleri gözlerinizin önüne sermektir. Eğer düşüncelerimize bir parça ahenk katabilirlerse ve kutsal şüphelerle içimize birazcık hüzün verebilirlerse bu hem kendileri için hem de bizim için gerçekten iyi olacaktır. Dipnot: Bir Amerikan şairi, deneme yazarı ve filozof olan Ralph Waldo Emerson'un 1803-1882 Rhea Turea adlı şiirinden alınmıştır. Size mısralarını okuduğum bu yazar, birinci sınıf veya en akıllı yazarlardan biri değildir. O meseleleri görebildiği kadarıyla açık ve seçik bir şekilde görür. Bunun için de söylemek istediği şeyleri tam olarak anlamak kolaydır. Fakat daha büyük kimselerin ne demek istediklerini tam olarak anlamak kolay değildir. Onlar kendilerine bile söylemek istedikleri şeyleri bütünüyle ölçüp biçemezler. Çünkü pek çok şey söylemek isterler. Mesela kilisenin otoritesi hakkında Milton'ın değil de Shakespeare'in veya Dante'nin ne düşündüğünü bulup meydana çıkarmanızı istediğimi farz edin. Şu anda herhangi birinizin onların bu konuda ne düşündüğüne dair en ufak bir fikri var mı? 3. Richard'daki psikoposlar sahnesini Grenmer'ın karakteriyle hiç karşılaştırdınız mı? Dipnot: 3. Richard'daki psikoposlar sahte tevazuya, 8. Henry'deki Cranmer ise samimi ve gerçek tevazuya örnek teşkil etmektedir. Gene Vergilius'un Hayretler içinde seyrettiği ebedi ve ezeli bir sürgünde perişan yerlere serilmiş olan şahsın veya Dante'nin amansız bir katilin günahını çıkaran bir keşiş gibi yanı başında ayakta durduğu şahsın tasvirini Saint Francis ve Saint Dominic'in tasvirleriyle hiç karşılaştırdınız mı? Dipnot: Saint Francis 1182-1226. İtalya'nın Assisi kasabasında oturan varlıklı bir tüccarın oğlu idi. 22 yaşında geçirdiği ciddi bir hastalıktan sonra dünya nimetlerini bir kenara bırakıp kendisini Tanrı'ya ve insanlara adadı. Etrafında toplananlarla birlikte mütevazi bir hayat yaşamaya, faziletli ve itaatkar olmaya yemin etti. Kurduğu tarikat 1216'da Papa Innocent III tarafından tasdik edildi. 1219'da Mısır'a ve Filistin'e gitti ve Haçlı seferlerine iştirak edenlere vaaz verdi.
Dipnot 3. Dominic de Guzman bir İspanyol vaizidir. Kafirlerin imana gelmelerini sağlamak üzere yalnız sadaka ile geçinen yeni bir ruhban sınıfı kurmuş, yeni bir tarikat meydana getirmiştir. Papa Innocent 3. 1215'te bunu tasdik etmiştir. Ben Shakespeare'in ve Dante Alighieri'nin insanları hepimizden çok daha iyi tanıdığına eminim. Her ikisi de fani ve manevi güçler arasındaki esas mücadele üzerinde durmaktadırlar. Bu konuda belli düşünceleri olduğunu kolayca tahmin edebiliriz. Ama onların bu düşüncelerine nasıl ulaşabileceğiz? Ne düşündüklerini nasıl meydana çıkarabileceğiz? Shakespeare'in veya Dante'nin inançlarını makale haline getirip kilise aleminin meşhur rahip yazarlar topluluğuna gönderebilir misiniz? İşte bütün mesele burada. Tekrar ediyorum, bu büyük insanların asıl anlatmak ve öğretmek istedikleri şeylerin manasını uzun müddet kavrayamayacaksınız. Fakat onlar üzerinde bir parça olsun ciddi bir inceleme yapacak olursanız, vermiş olduğunuz hükmün rastgele bir peşin hükümden ve orayı burayı sarmış, birbirine dolaşmış, hiçbir işe yaramayan yabani otlar misali, karmakarışık bir düşünceden başka bir şey olmadığını anlayacaksınız. Ayrıca pek çok insanın düşüncesinin gerçekten ihmal edilmiş ve ıslah edilmesi çok zor olan, yer yer çorak, yer yer üzerinde zararlı otlar biten ve yüzü rüzgarın savurduğu tohumlarla üreyen, zehirli ne olduğu belirsiz, kötü otlarla çalı çırpı ile dolu, inişli yokuşlu, kurak bir çöle benzediğini göreceksiniz. Sizin hem onlar için hem de kendiniz için yapacağınız ilk iş beğenmediğinizi, hor gördüğünüzü belli edecek şekilde bu çorak toprağı seve seve ateşe vermektir. Bütün bu çalı çırpı yığınını faydalı bir kül yığını haline getirin. Sonra da sürün toprağı ve tohumlarınızı ekin. Gerçek manada edebi değeri olan eserlerin hepsi ömrünüz boyunca önünüzde durmaktadır. Nadası bıraktığın toprağı sür ve tohumlarını dikenlerin arasına ekme. Şeklindeki emre itaat etmekle işe başlamalısınız. İkinci düşüncelerinizi nüfuz edebilmek için bu büyük öğreticilere iyice kulak verdikten sonra daha büyük bir adım atmak zorundasınız. Onların kalplerine nüfuz etmeye çalışmalısınız. Açık ve seçik bir görüşe ulaşabilmek için nasıl ilk olarak onlara başvuruyorsanız, onların bütün insanları eşit bir şekilde dağıttıkları o coşkun insanlık sevgisini paylaşabilmek için de aynı şekilde uzun bir süre onlarla birlikte kalmalısınız. İnsanlık sevgisi veya duygu. Kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum. O kelimenin belirttiği şeydense hiç korkmuyorum. Son zamanlarda duyguya, duygulu olmaya karşı bir takım itirazların yapıldığını duymuşsunuzdur. Fakat size şunu söyleyebilirim ki, daha az duygulu olmak şöyle dursun, tam tersine daha fazla duygulu olmak zorundayız. Bir insanı ötekinden, bir hayvanı başka bir hayvandan daha üstün kılan şey, hiç şüphe yok ki birinin daha duygulu, ötekinin ise daha duygusuz olmasıyla ilgilidir. Sünger olsaydık belki de duygulu olmayabilirdik. Bir kürek darbesiyle her an ikiye bölünebilecek bir solucan olsaydık, belki de bu derece duygulu olmak için bizim için zararlı olabilirdi. Fakat insani yaratıkları olarak duygu bizler için iyi bir şeydir. İyi olmakla da kalmaz. Ancak duygulu olduğumuz sürece insan olmaya hak kazanırız. Ve hiç şüphe yok ki şerefimiz insanla karşı duyduğumuz büyük sevgiyle orantılıdır. Hatırlayacaksınız. Bu büyük ve faziletli ölüler topluluğu, değersiz veya adi kimselerin kendi aralarına girmelerine müsaade etmez demiştim. Adi bir kimse demekle ne demek istiyorum? Siz kendiniz adilik kelimesinden ne anlıyorsunuz? Bunu hiç ki şüphesiz üzerinde uzun uzun düşünülecek bir konu olarak göreceksiniz. Fakat şunu söylemek isterim ki her çeşit adiliğin temelinde duygusuzluk bulunmaktadır. Saf ve basit şekliyle adilik bedenin ve ruhun eğitilmemiş ve gelişmemiş bir duygu noksanlarından başka bir şey değildir. Fakat doğuştan gelen gerçek adilikte öldürücü bir katılık veya sertlik vardır. Bu katılık son haddine vardığı zaman herhangi bir korku, dehşet, zevk ve acıma duygusu olmaksızın her türlü hayvanca alışkanlığa ve suça yol açabilir. İnsanların adiliği, ellerinin duygusuz, kalplerinin ise kas katı bir hal almasından, kötü alışkanlıkları edinmelerinden ve vicdanlarının katılaşmasından ileri gelmektedir. Sempatiden, anlayışlı olmaktan, belki de hepsinden çok alelade, her gün kullanılan fakat çok yerinde bir terim olan taktten, yani davranış ve konuşmalardaki incelikten
veya beden ve ruhun temas kurabilme kabiliyeti denebilecek olan şeylerden mahrum oldukları nispette insanlar adi birer varlık olarak kalmaya ilelebet mahkumdurlar. Bu incelik ağaçlardan mimoza da vardır. Diğer yaratıkların hepsinden çok da faziletli bir kadında görülür. Bu, aklın sınırları dışında kalan bir duygu inceliği ve zenginliğidir. Bizzat akla yol gösteren ve onu kutsallaştıran şeydir. Dipnot mimoza, bir dokunuşla yaprakları kapanan, büzülen bitki. Akıl yalnızca doğru olanı bilebilir. Tanrı'nın yarattığı iyi şeyleri kavrayabilecek olan tek şey, gene Tanrı'nın verdiği güçlü bir insanlık sevgisidir. Şu büyük ölüler topluluğuna katılmamızın sebebi, onlardan sadece doğru olan şeyleri öğrenmek için değil, haklı olan yerinde olan şeyleri onlarla birlikte hissetmek içindir. Bu büyük kimselerle birlikte hissedebilmek için de onlar gibi olmak, onlara benzemek zorundayız. Hiçbirimiz acı çekmeden onların seviyesine ulaşamayız. Nasıl gerçek bir bilgi, akla ilk gelen düşünce değil de disipline sokulmuş ve tecrübe edilmiş bir bilgi ise, aynı şekilde gerçek bir duygu da ilk olarak kapıldığımız duygu olmayıp disipline sokulmuş ve tecrübe edilmiş bir duygudur. İlk duygular boş, yersiz, güvenilemeyecek cinstendir. Onları boyun eğdiğimiz takdirde bu duygular bizi boş bir gayret ve samimi olmayan bir heyecan içerisinde gerçek gayeden ve gerçek duygudan mahrum bırakıncaya kadar çılgıncasına ta uzaklara sürükleyip götürecektir. İnsani duyguların hiçbiri kendi başına kötü değildir. Onlar sadece disipline sokulmadıkları zaman kötüdürler. Duygunun asilliği veya yüceliği, kuvvetine ve yerinde bir duygu olup olmamasına bağlıdır. Zayıf olan ve bayağı bir gaye için duyulan duygular kötüdürler. Yaldızlı topları atıp tutan bir hokkabazı gördüğü zaman bir çocuğun duyduğu hayret alelade bir duygudur. Bunu müsaadenizle adi cinsten bir hayret olarak değerlendirmek gerekecektir. Fakat geceleyin Tanrı'nın eliyle gökyüzüne fırlatılan şu yaldızlı topları, yani yıldızları seyreden her insanın duymuş olduğu hayranlık duygusuna alelade bir duygudur diyebilir misiniz? Bir çocuğun açılmaması icap eden bir kapıyı açmak için duyduğu tecessüs veya ne yaptığını öğrenmek için efendisini gözetleyen bir hizmetçinin duyduğu tecessüs, adi cinsten bir tecessüstür. Oysa başka türlü bir tecessüs vardır ki, tehlikeyi göze alarak çöllerin ötesindeki o büyük nehrin, Nil Nehri'nin kaynağını veya denizlerin ötesindeki büyük kara parçalarını bulmaya çalışır. İşte bu asil veya yüce bir tecessüstür. Hayat nehrinin kaynağını ve cennetin büyüklüğünü, meleklerin bilmek istedikleri şeyleri araştıran tecessüs ise daha da yüce bir duygudur. Aslı esası olmayan bir hikayede geçen hadiseler ve felaketler karşısında duyduğunuz endişe de aynı şekilde adi bir endişedir. Öte yandan kaderin bir cilvesi olarak ıstırap çeken bir milletin başına gelenleri seyrederken veya seyretmek zorunda kaldığınız zaman duyduğunuz endişenin az önce söz konusu ettiğimiz endişeden daha mı az, daha mı çok olduğunu düşünmezsiniz bile. Ne yazık ki bugün İngiltere'de asıl üzülecek şey duygularınızın sınırlı, bencil ve sathi olmasıdır. Bir yandan asil bir milletin bütün fertlerinin, kadın, erkek, çoluk çocuk hepsinin birer birer öldürüldüğünü kılınız bile kıpırdamadan, bir damla gözyaşı bile dökmeden seyredebiliyorsunuz. Öbür yandan da duygularınızı buket vermek, nutuk çekmek, eğlencelere, ziyafetlere katılmak, yapmacık olmaktan öteye gitmeyen kavgalara girişmek, güldürücü kukla oyunları seyretmek yolunda harcıyorsunuz. Dipnot: Polonya 1863'te Rus zulmüne karşı ayaklanmıştı. 1863-64 kışında Prusya ve Avusturya, Schleswig-Holstein eyaletlerini kendi sınırları içine almak için Danimarka'ya hücum etmişti. Duygunun sathiliği ve bencilliği dedim. Halbuki bir kelimeyle ifade ederek duygunun yersizliği veya isabetsizliği demem gerekirdi. Çünkü kibar bir insan nasıl kaba bir insandan duygularının sürekli ve yerinde oluşu, iyice düşünülüp taşınılmış ve tarafsız fikirlere dayanması bakımından ayırt edilebiliyorsa, iyi yetişmiş büyük bir millet de bu gibi milletler her zaman için vardır. Yığın halindeki bir insan toplumundan aynı şekilde ayırt edilebilir. Yığın haline gelmiş olan bir insan topluluğuna bir şeyler anlatabilirsiniz. Bu topluluğun duyguları yüksek ve gerçek duygular olabilir. Bu çoğu zaman böyledir de. Fakat bu toplulukta bu duyguların belli bir temeli olmadığı gibi sürekli olmalarını sağlayacak bir zemin de yoktur. Böyle bir topluluğu herhangi bir konuda istediğiniz şekilde güldürebilir veya kızdırabilirsiniz. O genel olarak adeta nezleye tutulur gibi duygulanır.
Sirayet yoluyla düşünür. Öyle küçük şeyler vardır ki onu bir anda deliye döndürür. Ne yaptığını bilmez hale getirir. Gene öyle büyük meseleler vardır ki bir saat sonra unutup gider. Halbuki kibar bir insanın veya iyi yetişmiş bir milletin duyguları isabetli, ölçülü ve devamlıdır. Mesela büyük bir millet, bütün akıllı fikirli adamlarının 2 ay müddetle bir katilin işlediği cinayetle uğraşarak zamanlarını harcamalarını müşahede etmek istemez. 2 sene müddetle harbin sadece pamuk fiyatları ne derece etkilediğini düşünerek çarpışan gruplardan hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu aldırış etmeden evlatlarının birbirlerini öldürmelerine de göz yummaz. Dipnot: Kuzey Londra'da tren hattında meydana gelen bir cinayet hadisesi 1864 yılı kışında 2 ay müddetle gazetelerde büyük bir heyecan yaratacak şekilde yer almıştı. Diğer dipnot: 1861'de Amerika'da Kuzeyliler ile Güneyliler arasında iç savaş çıkmıştı. Bu savaş dolayısıyla Güney limanları abluk altına alınmış ve İngiltere'ye pamuğun sevk edilmesine mani olmuştu. Bu yüzden Lancashire pamuk sanayi duraklamış ve aşırı derecede sıkıntı çekilmeye başlanmıştı. İngiliz halkı uzun müddet iç savaşın haklı ve haksız taraflarıyla ilgili sağlam bilgiyi edinememişti. Büyük bir millet topu topu 6 ceviz çaldı diye küçücük fakir çocuklarını da hapse tıkmaz. Ayrıca iflas etmiş olanların 100 binlerce lirayı iç ederek çekip gitmelerini de meydan vermez. Ve fakir insanların dişinden tırnağından arttırdıkları paralarla zenginleşmiş olan bankacıların ellerinde olmayan sebepler yüzünden müsaadenizle deyip kapılarını kapamalarına da göz yummaz. Çin denizlerinde silahla donatılmış gemilerle dolaşıp durarak silah tehdidiyle afyon satan alelade bir korsanın ya paranı ya canını diyerek yaptığı soygunculuk şeklini hem paranı hem canını diyen bir soygunculuk haline getirerek para kazanan kimselerin geniş malikaneleri satın almasına da seyirci kalamaz. Dipnot: Çin'e afyonun girmesi kanunen yasaktı fakat ahlakı bozuk memurlar bu işe göz yumuyordu. Tao Kuang 1821-1850 bu konuda ciddiyetle durdu ve 1839'da Kanton'da İngiliz Hint tüccarlarına ait külliyetli miktardaki afyonu imha ettirdi. Bunun üzerine İngiltere Çin'e harbi ilan etti ve Çin'i tazminat vermeye, Hong Kong'u terk etmeye ve 5 limanı İngiliz ticaretini açmaya zorladı. Büyük bir millet sırf patronlar haftada adam başına 6 kuruş daha fazla ödemesin diye masum fakir halkının isten ve sisten meydana gelen hastalıklarla kavrulmasına ve mezbeleliklerin sebep olduğu salgın hastalıklarla yok olup gitmesine de müsaade edemez. Ve sonra katilleri kurtarmak ve onları şefkatle bağrına basmak sanki dini vazifesi değilmiş gibi budalaca gözyaşları ve yakışık almayan bir takım sempati gösterileriyle meseleleri tartışıp durmaz. Son olarak da büyük bir millet bir yandan para düşkünlüğünün bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu öne süren dini inanca bağlı kalıyormuş gibi görünürken öbür yandan da milli bir önem taşıyan belli başlı bütün işlerde ve teşebbüslerde paradan başka hiçbir şeyin rol oynamayacağını söyleyerek Tanrı ile ve Tanrı'nın güçleriyle alay etmeye kalkmaz. Arkadaşlar, okumaktan ne hakla bahsediyoruz? Anlamıyorum. Okuma disiplinini kazanmadan önce çok daha sert bir disipline ihtiyacımız var. Fakat şuna emin olun ki ne olursa olsun biz bugün artık okuyabilecek durumda değiliz. Kafası bu halde olan bir topluluğun okuması mümkün değildir. Herhangi bir büyük yazarın herhangi bir cümlesini kavraması düşünülemez. İngiliz halkı için bugün herhangi bir fikir yazısını anlamak kesin olarak imkansızdır. Çünkü para hırsı halkın gözünü öylesine bürümüştür ki artık düşünemez olmuştur. Çok şükür ki hastalığımız şimdilik düşünme kabiliyetini kaybetmiş olmaktan çok daha kötü bir safhaya girmiş değildir. Hepimiz henüz içimiz çürümüş değil. Birisi bizi ikaz ettiği zaman hala doğru hareket edebiliyoruz. Her şeyin bir karşılığı olmalıdır gibi bir fikir bütün gayelerimizi öylesine allak bullak etmiştir ki müşfik, iyi kalpli bir Samaritan rolünü oynamak istediğimiz zaman bile döndüğüm zaman bana 4 kuruş vereceksin sözünü söylemeden kimseye çıkarıp 2 kuruş vermeyiz. Gene de kalplerimizin ta derinliklerinde asil bir duygu duyabiliyoruz. Dipnot: Samaritan, sıkıntı ve üzüntü içinde olan muzdarip kimselere şefkat gösteren ve yardım eden kimse. İncil Luka 10:25.
Bu asil duyguyu kendi işimizde, kendi mücadelelerimizde, hatta küçücük bir hata yüzünden hiddete kapıldığımız özel hayatımızdaki yerli yersiz sevgililerimizde ortaya koyarız da herkesi ilgilendiren son derece yaygın bir hata karşısında kılımız bile kıpırdamaz. Her ne kadar bir işçinin sabrına, bir kumarbazına hırsını katıyorsak da akşam geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Harbin gerçek sebebini kavrayamamakla beraber hala ölüme cesaretle atılmaktayız. Ve hala tıpkı deniz canavarları ve kartallar gibi kendi kanımızdan onlara karşı ölünceye kadar gerçek bir sevgi beslemekteyiz. Bir milletten bu şekilde söz edilebildiğine göre o milletten ümit kesilemez. Hayatını aptalca bir şeref olmakla beraber, şerefi için, bencil bir sevgi olmakla beraber, sevgisi için ve adi bir iş olmakla beraber işi için vermeye hazır olan bir milletten ümit kesilemez. Fakat sadece bir ümit. Çünkü bu inisiyaki gelişi güzel fazilet devam edemez. Ne kadar yüce kalpli olursa olsun, kendisini bir yığından farksız hale getiren hiçbir millet devam etmez. Bir millet duygularını disipline sokmak ve onlara yön vermek zorundadır. Aksi takdirde bir gün bu duygular onu at grep kuyruğu misali terbiye edecektir. Hepsinden önemlisi de bir millet para kazanan bir yığın olarak devam edemez. Kitapları hor görerek, ilmi hor görerek, sanatı hor görerek, tabiatı hor görerek, merhamet duygusunu hor görerek, sadece ve sadece para kazanmak için gayret göstererek ve bütün bunların cezasını çekmek için varlığını kabul ettiren, devam ettiremez. Söylediğim bu sözlerin sert veya çılgınca sözler olduğunu mu sanıyorsunuz? Biraz daha sabredin. Bütün bunların doğru olduğunu size bir bir göstereceğim. Bir ilk olarak kitapları hor gördüğümüzü söylemiştim. Millet olarak kitaba ne derece önem veriyoruz? Ona ne derece ilgi gösteriyoruz? Atlarımıza harcadığımız paraya nazaran genel veya özel kütüphanelerimiz için harcadığımız paranın ne kadar olduğunu hiç düşündünüz mü? Herhangi bir kimse kütüphanesi için biraz fazlaca para harcasa ona deli, kitap delisi dersiniz. Halbuki pek çok kimse her gün bütün parasını, pulunu atları uğruna harcıyor da onlara at delisi demiyorsunuz. Üstelik bütün parasını kitaplara yatırdığı için iflas eden birini duydunuz mu hiç? Veya meseleyi biraz daha basit bir şekilde ele alalım. İngiliz krallığındaki özel veya genel kitaplardaki kitaplar için harcanmış olan paranın, şarap mahzenlerindeki şaraplar için harcanmış olan paraya nazaran ne kadar olduğunu hiç düşündünüz mü? Pahalıya mal olan lüks yiyeceklere harcanan parayla kitaplara harcanan para birbirleriyle karşılaştırıldığı zaman durum nedir? Beden için lüzumlu olan yiyeceklerden söz ediyormuşçasına kafa için lüzumlu olan yiyeceklerden söz ediyoruz. Şunu hemen söyleyeyim ki iyi bir kitapta bitip tükenmek bilmeyen yiyecekler vardır. Onda bedenimizin en mükemmel kısmını teşkil eden kafamız için hayat boyunca yetecek kadar yiyecek vardır. Gene de birçok kimse büyüyecek bir kalkan balığı için ödeyeceği parayı en iyi kitabı yatırmadan önce kitabı uzun uzun incelemeden edemez. Bununla birlikte ekmeğinden, üstünden, başından keserek kitap satın alan insanlar vardır. Ve bana öyle geliyor ki bu gibi kimselerin kütüphaneleri pek çok kimsenin öğle yemekleri için harcadıkları paradan daha da aza mal olmuştur. Pek azımız böyle bir fedakarlığa katlanırız. Bu da hakikaten çok acıdır. Halbuki değerli bir şey çalışmakla veya tasarruf yapmakla elde edildiği takdirde çok daha fazla değer kazanır. Genel kütüphaneler, ziyafetler için harcanan paranın yarısına mal olsaydı veya kitaplar hanımların taktığı bileziklerin onda bir fiyatına gitseydi, aklı kıt olan kadın ve erkekler bile şapur şupur yedikleri yemeğin tadında ve taktıkları bileziğin parıltısında olduğu kadar kitaplarda da bir faydanın, bir güzelliğin var olduğunu zannedebilirlerdi. Halbuki kitapların çok ucuz oluşu, bir kitabın okunmaya değer olduğu takdirde satın alınmaya da değer olduğu hakikatini aklı başında olan kimselerin bile unutmasına sebep oluyor. Bir kitap büyük bir değer taşımadığı takdirde hiçbir şey ifade etmez. Okunmayan, tekrar tekrar okunmayan, sevilip beğenilmeyen, tekrar tekrar sevilip beğenilmeyen bir kitap fayda sağlamış olmaktan uzaktır. Bir askerin silah deposundan ihtiyacı olan silahı alışı gibi veya bir ev kadınının kendisine lazım olan baharatı dolabından çekip çıkarışı gibi kitap istediğiniz parçalara başvurabilmek için çizilerek okunmadıkça işe yaramaz. Buğday unundan yapılan ekmek güzeldir. Fakat bulup yiyebildiğiniz takdirde bir kitabın içinde bal gibi tatlı bir ekmek saklıdır. Hayatında bir kerecik olsun, içi böyle bitip tükenmeyen zenginliklerle dolu çavdar somunları satın alabilmek için para harcamayan bir aile hakikaten çok fakir olmalı. Bir yandan kendimizi zengin bir millet olarak görüyoruz, öbür yandan da ödünç kitap veya kütüphanelerden alınan
elden ele dolaşmaktan yıpranmış kitapları okumakla büyük bir aptallık ve pazaklılık etmekten çekinmiyoruz. 2. İlmi hor gördüğümüzü söylemiştim. Amma da yaptınız diye itiraz edecek ve her türlü keşifte bana başta gelmiyor muyuz? Ve bütün dünya yaptığımız icatların gerçek değerini fark etsin veya etmesin. Gene de icatlarımıza hayran kalmıyor mu diyeceksiniz. Haklısınız. Fakat bütün bunların milli bir çalışma eseri olduğunu mu zannediyorsunuz? Bu çalışma bir bütün olarak milletin eseri olmayıp özel teşebbüs ve özel parayla yatıp bulmaktadır. İlimden maddi bir fayda sağlamakla gerçekten memnun oluyoruz. İlim adına önümüze fırlatılan etli bir kemik parçasını büyük bir hırsla kemiriyoruz. Fakat ilim adamı bize bir parça kemik veya bir parça ekmek istemek için gelecek olsa iş değişiyor. Bu da ayrı bir hikaye. İlim için toplum olarak ne yapıyoruz? Gemilerimiz rahat ve emin bir şekilde seyredebilsin diye saati bilmek zorundayız. Bu maksatla da bir rasathane için para harcamaktan kaçınmayız. Parlamentomuzda da Britanya Müzesi için bir şeyler yapmaya, istemeye razı oluruz. Çocuklarımızı oyalamak için mumyalanmış kuşların muhafaza edilebileceği bir yerin olması gerektiğine güç bela kavrarız. Herhangi bir kimse kendi parası ile aldığı bir teleskopla yepyeni bir yıldızlar kümesi keşfedecek olsa biz hemen bu işi kendimiz yapmışız gibi bir sürü laf ederiz. Av meraklısı olan on binlerce mülk sahibinden biri uçsuz bucaksız arazisinin sadece bir tilki barınağı olmayıp başka bir işe de yaradığını birdenbire fark etse, toprağı kazsa, sonra da toprağın altındaki altın ve kömür yataklarını meydana çıkarsa, bu işin faydalı olduğunu hemen anlarız ve ona şövalyelik payesini layık görürüz. Acaba bu şahsın tesadüfen faydalı bir iş yapmış olması bizlere bir itibar sağlar mı? Aslında diğer büyük emlak sahiplerinin de böyle faydalı bir iş yapmamalarından utanç duymalıyız. Verdiğim bu bilgileri şüpheyle karşılıyorsanız sizlere ilim sevgimizi gösterecek, hepimizin üzerinde düşünmemizi gerektiren bir vakayı anlatmak isterim. 2 sene önce Bavyera'da satılık bir Solenhofen fosilleri koleksiyonu vardı. Bu koleksiyon mevcutların en iyisiydi. Dipnot Solenhofen fosil koleksiyonu. Sürüngenlerle kuşlar arasındaki bir kopuk halkayı tamamlıyordu. 1861'de bulunmuştur ve bugün South Kensington'da Tabiat Bilimi Müzesi'nde bulunmaktadır. Sir Richard Owen 1804-1892 mukayeselik anatomi profesörüdür. Nesli tükenmiş hayvanları fosil artıklarına dayanarak meydana çıkarmada büyük bir otoritedir. 1856'dan 1883'e kadar British Museum'da Tabiat Bilimi bölümünün şefi olarak çalışmıştır. İçerisinde eşine az rastlanan mükemmel fosil örnekleri bulunuyordu. Ayrıca bugüne kadar hiç rastlanmamış başka bir türü temsil eden bir fosil de vardı. Bu fosil şimdiye kadar bilinmeyen bütün bir canlılar alemini ışığa çıkarıyordu. Özel alıcılar için fiyatı belki de 1000 veya 1200 İngiliz lirası olan bu koleksiyon için İngiliz milletinden sadece 700 İngiliz lirası istenmişti. Profesör Owen zamanını harcayarak ve sabır göstererek İngiliz milletinin temsilcilerini iknaya çalışıp 400 İngiliz lirası ödenmesini temin etmeseydi, geri kalan 300 İngiliz lirasını da kendisi ödemeyi kabul etmiş olmasaydı, büyük bir ihtimalle biz bu 700 İngiliz lirasını ödemeyecektik. Dolayısıyla da bu fosil koleksiyonunu şimdi Münih Müzesi'nde olacaktı. Profesörün ödeyeceği 300 İngiliz lirası şüphe yok ki sonunda ilgili şahıslar tarafından kendisine ödenecekti. Fakat asık bir suratla ve meseleyle hiçbir şekilde ilgilenmeyerek. Yalnızca her işten kendilerine bir şeref payı çıkarmaya hazır olarak. Rica ederim bir düşünün. Aritmetik olarak bu vaka neyi ifade etmektedir? Kamu hizmetleri için yapılan yıllık masraf bu masrafın üçte bir askeri maksatlar içindir. En azından 50 milyondur. 700 liranın 50 milyon lira ile mukayesesi kabataslak 7 kuruşun 2000 lira ile mukayesesi gibidir. Ve geliri belli olmayan fakat senede sadece bahçesi ve uçakları için 2000 lira harcayabilen, dolayısıyla da bütçesini tahmin etmek güç olmayan bir zat-ı muhteremin kendisini ilim aşığı olarak tanıttığını bir düşünün. Gene farz edin ki uçaklarından biri büyük bir heyecanla gelip yeni bir yaratılış çağına kapı açan eşsiz bir fosiller koleksiyonunun 7 kuruş gibi
düşük bir para karşılığında satın alınabileceğini söylüyor. Ve kendi bahçesi için senede 2000 lira harcayan bu ilim aşığı zat da uşağını birkaç ay beklettikten sonra ona şöyle cevap veriyor. Pekala, ben size bu koleksiyon için 4 kuruş vereceğim. Paranın geri kalan kısmını gelecek sene tarafımdan ödeme üzere siz karşılayın. Dipnot, bu hadiseyi Profesör Owen'ın mücadelesini almadan anlatıyorum. Sorsaydım şüphe yok ki bahsedilmesini istemeyecekti. Ben ise bu işi çok mühimsiyor ve halkın olup bitenleri bilmesinde fayda buluyorum. Bunun içindir ki kaba bir hareket olmakla beraber doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Yazarın notu. 3. Sanatı hor görüyorsunuz dedim. Gene amma da yaptınız diyeceksiniz. Ve kilometreler boyunca sanat sergileri açmıyor muyuz? Nadide tablolar için binlerce lira ödemiyor muyuz? Sanat okullarımız ve müesseselerimizin sayısı gelmiş geçmiş bütün milletlerinkinden daha fazla değil mi diye soracaksınız. Haklısınız. Bu söylediklerinizin hepsi doğrudur. Fakat bütün bunlar hep ticari maksatlar içindir. Kömür satar gibi yağlı boya tablolar satıyorsunuz. Demir satar gibi sanat değeri olan çanak çömlek satıyorsunuz. Elinizden gelseydi diğer milletlerin lokmasını ağzından kapardınız. Bunu yapamadığınız içindir ki hayatınızın gayesi dünyanın en işlek caddelerinde dikilip Ludgate çırağı misali geleni geçeni buyurun ne isterseniz var diye yolundan çevirmekten başka bir şey olamamaktadır. Kendi kabiliyetiniz veya içerisinde bulunduğunuz şartlar hakkında hiçbir bilginiz yok. Zannediyorsunuz ki güneş altında kızarmış üzüm bağları içinde yaşayan bir Fransız gibi veya volkanik kayalıkların insanı olan bir İtalyan gibi siz de kendi rutubetli, basık, balçıklı tarlalarınızda çarçabuk sanat sevgisine ulaşabileceksiniz. Gene zannediyorsunuz ki sanat muhasebecilik gibi öğrenilebilen bir şeydir ve öğrenildiği zaman da elinize hesabını tutacağınız bir sürü defter tutuşturulur. Tablolara, çıplak duvarlarınıza yapıştırdığınız ilanlara gösterdiğiniz ilgiden daha fazlasını göstermiyorsunuz. Duvarlarınızda ilanlara daima yer vardır, tabloları ise asla. Memleketimizde hangi tabloların bulunduğunu adlarıyla, sanalarıyla bilmezseniz, onların taklit mi yoksa orijinal mi olduklarını, iyi muhafaza edilip edilmediklerini de bilmezsiniz. Yeryüzündeki son derece değerli eserlerin terk edilmiş harap binalar içerisinde çürüyüşünü kılınız bile kıpırdamadan seyredersiniz. Venedik'te Avusturya topları içi bu tip tablolarla dolu sarayları kasten ateşe tutmaktadır. Ve Titian'ın Avrupa'daki bütün eserlerinin yarın Avusturya tabloları için kum torbaları haline getirildiğini duysanız, ava gidip de iyi bir av çıkaramadığınız gün üzüldüğünüz kadar bile üzülmezsiniz. İşte milletçe duyduğumuz sanat sevgisi. Dipnot. Lombardiya 1848'de Avusturya hakimiyetine karşı ayaklandı. Piemonte ve Sardunya kralından yardım istediyse de ayaklanma bastırıldı. Venedik uzun müddet muhasarada kaldı. Açlık ve kolera yüzünden teslim oldu. 1859'da Sardunya'nın ve Fransa'nın yardımıyla Lombardiya kurtulduysa da Venedik hala Avusturya'nın elinde bulunuyordu. Ancak 1866'da imzalanan barış anlaşmasıyla birliğine henüz kavuşmuş olan İtalya'ya terk edildi. Dört, tabiatı hor görüyorsunuz. Yani tabiat manzaralarının uyandırdığı bütün derin ve kutsal duyguları. Fransız ihtilalcileri Fransız katedrallerini at ahırları haline soktular. Sizlerse tabiatın katedrallerini koşu meydanına çevirdiniz. Biricik zevkiniz trene binip tabiatın bu büyük eserlerinin etrafında dolaşmak ve mihraplarında sunulan yiyecekleri tıkınmaktır. Schaffhausen şelalesinin üzerine bir tren yolu köprüsü oturttunuz. Tell'in küçük kilisesi yanındaki Lucerne kayalıklarına tünel açtınız. Cenevre Gölü'nün Clarence sahilini harap ettiniz. İngiltere'de fabrikalarla doldurmadığınız bir tek sakin vadi kalmadı. İngiliz topraklarında kömür artıklarının kirletmediği bir karış yer bile yok artık. Hiçbir dış ülke şehri yoktur ki eski güzel caddelerinin ve mutlu birer yuva olan bahçelerinin yeni oteller ve süs eşyaları satan mağazalarıyla cüzzam hastalığına tutulmuşçasına yenip bitirilmesinde sizin biraz olsun tesiriniz bulunmasın.
Şairlerinizin hürmetle karışık bir sevgi besledikleri Alp dağlarını bile tıpkı ayı sirklerinde ayıların üzerine tırmandıkları indikleri o kaygan direkler gibi zevk çığlıkları atarak tırmanıp kayılacak bir şey olarak görüyorsunuz. Dipnot Wordsworth, Coleridge, Shelley ve Byron'dan bahsediliyor şairleriniz ifadesinde. Durum böyle olunca bütün bu zevkleri ve bütün bu değerleri tekrar ediyorum milletçe hor görüyorsunuz. Bizim millet olarak bütün düşüncemiz, bütün gayemiz eğlenmektir. Eğlencenin elzem olduğu inancı da bir hastalık gibi yakamızı bırakmamaktadır. Halbuki insanlar ancak canla başla çalıştıkları, kendilerine bir işe verdikleri zaman gerçek bir zevk duyarlar. Tıpkı meyve veren bir çiçeğin yapraklarının renk renk oluşu gibi. İnsanlar samimi bir şekilde faydalı ve şefkatli kimseler oldukları zaman bütün heyecanları belli bir düzene girer, derinleşir, süreklilik kazanır ve tıpkı kalp atışlarının tabii olarak bedene canlılık verici gibi onlar da ruha canlılık verirler. Biz ise şimdi gerçek manada yapacak işimiz olmadığından erkek olarak bütün gücümüzü, bütün enerjimizi hatalı bir iş olan para kazanma yolunda harcıyoruz. Gerçek heyecanlardan mahrum olduğumuzdan eğlenmek, hoşça vakit geçirmek için kendimize sahte bir takım heyecanlar yaratmak zorunda kalıyoruz. Yerine getirmediğimiz adaleti o romanlarda ve sahnelerde yaşıyoruz. Tabiatta tarif ettiğimiz güzelliği sahnelerde bulmaya çalışıyoruz. Ve insan tabiatı icabı şu ya da bu çeşit bir korku ve üzüntü duymak istediği için de hem cinslerimizle paylaşmak zorunda olduğumuz o asil, o yüce ızdırap yerine ve onlarla birlikte dökmemiz gereken temiz gözyaşları yerine mahkemelerde şahit olduğumuz acıklı sahneleri şeytani bir zevkle seyrediyoruz. Aslında bunların ne derece önemli olduklarını takdir etmek güçtür. Gerçekler yeterince korkunçtur. Bu gerçeklerle ilgili olan milli hata belki de ilk bakışta göründüğü kadar büyük değildir. Hiçbir kötü niyetimiz olmadığı halde her gün binlerce insanın ölümüne göz yumuyoruz veya onların ölümüne sebep oluyoruz. Evleri yakıyoruz ve köylülerin tarlalarını mahvediyoruz. Gene de herhangi bir kimseye zarar verdiğimizi fark ettiğimiz zaman üzülüyoruz. Kalben hala iyiyiz. Hala faziletli olabilme kabiliyetini kaybetmiş değiliz. Fakat bu konuda çocuklar nasılsa biz de öyleyiz. Halka söz geçirmesini gayet iyi bilen Chalmers, uzun hayatının sonunda ciddi bir konuda kamuoyuna başvuruyor. Neticede teessüre kapılarak, halk koca bir bebekten başka bir şey değil sözüyle hayretini sinirli bir şekilde belirtiyor. Dipnot: Thomas Chalmers, 1780-1847, ahlak felsefesi profesörüdür, bağımsız kilisenin kurucusudur. Büyük bir hatip ve sosyal reformcu olarak tanınır. Üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bütün konuları okuma metotları ile ilgili bir araştırma sırasında ele almamızın sebebi şudur. Milli kusurlarımızı ve zavallılığımızı gördükçe bunların çocukça bir cehaletten ve son derece basma kalıp düşünce alışkanlıklarında duyulan eğitim ihtiyacından ileri geldiğini anlıyorum. Tekrar ediyorum. Ne herhangi bir kusurumuzdan, ne bencilliğimizden, ne de zihnimizin durgunluğundan dolayı üzülmemize sebep var. Asıl üzülecek olan şey, gerçek bir öğrenciden farklı olarak hiçbir otorite tanımadığı için kendisine hiçbir şekilde yardımcı olunamayan, laf anlamaz bir öğrencinin pervasızlığı içinde bulunmamızdır. Büyük ressamlarımızın sonuncusu olan bir ressamımızın güzel, fakat şimdiye kadar dikkati çekmemiş eserlerinden biri bizim acayip bir halimizi çok iyi bir şekilde göstermektedir. Bu tabloda Kirkby Lonsdale Kilisesi'nin mezarlığıyla onun küçük ırmağını, vadiyi, tepeleri ve daha ötede sabah vakti bulutlarla kat kat olmuş gökyüzünü görüyoruz. Bu güzelliklerin farkına bile varmayan, üstelik başka vadilere, başka göklere göçmek üzere bütün bunları terk edip gitmiş olan ölüleri de bulmuş hemen bir grup öğrenci, küçücük kitaplarını bir mezarın üzerine yığmışlar ve attıkları taşlarla bu kitap yığınını devirmeye çalışmaktadırlar. Biz de tıpkı bu çocuklar gibi bize bir şeyler öğretebilecek olan bu ölülerin sözleriyle oynamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Rüzgarın Lalettine bir mezar üzerinde değil de asillerin armasını taşıyan sihirli bir lahit üzerinde toplamış olduğu bu kuru yaprakları düşüncesiz ve çok acı bir şekilde pervasızca eğitip kendimizden uzaklaştırıyoruz. Oysa bu öyle bir lahittir ki bizi içerisinde uyuyan kralların bulunduğu büyük bir şehre götürebilirdi. Ve eğer bu kurallara seslenmesini bilmiş olsaydık,
bizim için uyanırlar ve bizimle birlikte dolaşabilirler. Bu büyük lahdin büyük mermer kapısını açabilsek bile acaba mezarlarında dinlenmekte olan bu eski büyük kralların arasında dolaşmayı başarabilir miydik? Üzerlerindeki elbiselere ve taçlara dokunabilir miydik? Onlar bizim için hala sessiz ve silik bir hayal olmaktan öteye gidemiyorlar. Çünkü biz onları canlandıracak olan kalpten gelen o kutsal sihirli sözleri bilmiyoruz. Bu sihirli sözleri bilmiş olsaydık ve bir kerecik olsun onlara duyurabilseydik uyanırlar ve siz de bizim gibi temiz ve büyük kalpli misiniz, siz de bizlerden biri misiniz diyerek eski güçlü halleriyle bizi karşılamak üzere ayağa kalkarlardı. Yüce kalpli olmak, yüce ruhlu olmak, Ali Cenap olmak gerçekten hayatta büyük olmak demektir. Yavaş yavaş bu mertebeye ulaşmak, hayatın süslü, deptebeli taraflarında değil de hayatın ta kendisinde ilerlemek, gerçek manada hayatta ilerlemektir. Hayatta ilerleyen kimse ise ancak kalbi her gün biraz daha hassaslaşan, gün geçtikçe biraz daha sıcakkanlı, zekaca biraz daha işlek olan, ruhu ebedi huzura erişmiş bulunan kimselerdir. Dünyanın asıl efendileri veya kralları da işte bu gibi kimselerdir. Yalnız ve yalnız bu gibi kimselerdir ki dünyanın gerçek efendileri veya kralları olarak görülebilirler. Ne derece gerçek olursa olsun, diğer bütün krallar görünüşte ve sadece pratik alanda kral olmaktan öteye gidemezler. Daha da kötüsü, bunlar ya sahnelerde gördüğümüz cinsten, fakat onlar gibi sahte elmaslar takacak yerde, sadece pırlantalar içerisinde parıldayan, ama aslında sahnelerdekinden hiç de farklı olmayan bir takım kuklalar, yani milletlerin oyuncaklarıdır. Yahut da hükümdarlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan zalimler veya milli ahmaklığın temsilcileri ve pratik alandaki görünüşleridir. Bir vesileyle onlardan şöyle bahsetmiştim. İş başında olan hükümdarlar, bazı milletlerin oyuncakları, bazılarının hastalıkları, bazılarının dizginleridir. Pek çoğunun ise sırtına yüklenmiş olan ağır bir yüktür. Bütün bunlara rağmen aklı başında olan kimselerin bile krallıktan hala çok farklı bir şekilde söz ettiklerini duyduğum zaman şaşırıp kalıyorum. İdare edilen milletler sanki kralın şahsi malıymış gibi düşünülüyor. Millet sanki satın alınabilen veya satılabilen bir malmış gibi görülüyor veya etinden ve yününden yalnızca kralın faydalandığı bir koyun sürüsüymüş gibi kabul ediliyor. Achilles'ın büyük bir öfkeyle adi krallar için kullandığı millet yiyici sıfatı sanki bütün hükümdarlara uygun gelen değişmez bir ünvanmış gibi görülüyor ve kralın mülkünün genişlemesi herhangi bir kimsenin mal veya mülkünün artması gibi telakki edilir. Dipnot, Achilles, namı diğer Aşil, Homeros'un İlyada adlı eserinden alınmıştır. Kendilerini büyük bir düşünceye kaptırmış olan krallar, ne derece güçlü olurlarsa olsunlar, bir milletin gerçek kralı, gerçek efendisi olamazlar. At sinekleri bir at için neyse, onlar da millet için odur. At sinekleri atı sokup kanını emerler ve onu dört nala sürebilirler. Fakat onu doğru yola sevk edemezler. Bu tip krallar, saraylarına mensup olan kimseler ve orduları, mızrakları, borazanları, bando mızıkaları ve ahenkli yürüyüşleriyle dikkatle bakıldığı zaman sivri hortumları ve bitip tükenmek bilmeyen vızıltılarıyla yaz havasını dolduran ve bataklıklar üzerinde uçuşup duran sivrisinek sürülerinden başka bir şey değildirler. Alacakaranlık insana bazen daha hoş, daha güzel görünebilir. Fakat yanıp sönen bulutlar halinde uçuşan tatarcık sürüleri yüzünden sağlığa hiç de faydalı değildir. Diğer taraftan gerçek krallar hüküm sürmek istedikleri takdirde bu işi sessiz sedasız yaparlar. Ayrıca hükmetmekten nefret de ederler. Pek çoğu böyle bir görev yüklenmeyi şiddetle reddeder. Il gran refiuto. Reddetmeseler bile halk için faydalı bir şeyler yapmaya kalktıkları anda halk onların hükümdarlıklarından vazgeçmeleri için gran refiuto elinden geleni yapar. Görünüşte kral olan bir kimse günün birinde hüküm sürdüğü ülkeyi coğrafi sınırları göre değil de ülkenin kendi gücüne göre değerlendirebildiği zaman gerçek bir kral olabilir. Trent nehrinin bir yerde arazi parçasını sınır dışında bırakmasının veya başka bir yerde Ren nehrinin şatolardan birini bir başka memleket topraklarına terk etmesinin ne önemi vardır? Ey insanlar kralı! Sizin için önemli olan şudur. Acaba siz emrinizdeki kimseye gerçekten git diyebiliyor musunuz? O da git dediğiniz zaman gidiyor mu? Bir başkasına da gel dediğiniz zaman geliyor mu? Trent nehrinin yönünü değiştirdiğiniz gibi acaba halkınıza da yön verebiliyor musunuz? Halkınızı nereye çağırdığınızı
veya nereye gönderdiğinizi biliyor musunuz? Ey insanlar kralı! Sizin için önemli olan şudur. Acaba halkınız sizden nefret ediyor mu? Nefret mi ediyor? Sizin yüzünüzden mi ölüyor? Yoksa sizi seviyor ve sizin sayenizde mi yaşıyor? İdareniz altındaki ülkeyi kilometrelerle değil de insanlar bakımından daha iyi ölçebilirsiniz. Sevgi ikliminin enlem derecelerini de son derece sıcak ve uçsuz bucaksız bir sevgi ekvatorundan uzaklaşarak değil, böyle bir ekvatora yaklaşmaya çalışarak ölçebilirsiniz. Ölçmek mi dedim? Ölçmek mümkün mü ki? Bir şeyler yapan ve bir şeyler öğreten kimselerin göklere olduğu kadar yeryüzüne de hükmedenler arasında en yüksek mertebeye ulaşmış olanların gücüyle bozmaktan ve yakıp yıkmaktan başka bir şey yapmayanların en fazla güçlü oldukları zaman bile kuvvetleri güve dediğimiz o küçücük hayvanın ve demire musallat olan pazın kuvvetinden hiç de farklı olmayan kimselerin gücü arasındaki farkı kim ölçebilir? Ne tuhaf. Düşünün bir kere. Güveler kralı hazinesini güveler için zenginleştiriyor. Zırhı kemiren pas gibi halkının kuvvet ve kudretini kemiren pas kralı da hazinesini sırf pas için topluyor. Soyguncular kralı da aynı işi soyguncular için yapıyor. Öte yandan acaba kral, kaç kral bugüne kadar hiçbir bekçiye ihtiyaç göstermeyen soyguncusu, yağmacısı arttıkça zenginleşen hazineler peşinde koşmuştur. İşlemeli elbiseler delik deşik olur günün birinde, miğfer ve kılıç da paslanıp kararır, elmas ve altın ise dağılır gider. Ve bu üç türlü zenginliğin peşinden koşan üç tip kral vardır yeryüzünde. İnsanların gözünden kaçmış eski bir yazıda elmas ve altınla ölçülemeyen, değerli som altınla bile takdir edilemeyen bir dördüncü hazinenin mevcut bulunduğunu okuyan dördüncü tip bir kralın ortaya çıktığını farz edin. Bunu duyan ve buna inanan kralların harekete geçtiklerini ve nihayet kendi milletleri için bu hazineleri, bilgelik hazinelerini topladıklarını ve meydana çıkardıklarını bir düşünün. Ne hayret edilecek, ne müthiş bir iş olurdu bu. Bilgelik bakımından bugün milletçe içinde bulunduğumuz durumu düşünecek olursak, inanılması ne güç şey. Köylülerimizi süngü talimi yapacak yerde kitap okuma alışkanlığını edinecek şekilde yetiştirdiğimizi düşünün. Süngü kullanmasını bilen ordular olacak yerde düzenli adam akıllı yetişmiş, maddi bakımdan desteklenmiş iyi bir komuta heyetinin idaresi altına girmiş bir düşünürler ordusu haline geldiğini düşünün. Atış sahalarından olduğu kadar okuma odalarından da milletçe zevk duyduğumuzu düşünün. Hedefe nişan alan bir kimseyi nasıl mükafatlandırıyorsak, bir gerçeği bulup meydana çıkaran bir kimseyi de aynı şekilde mükafatlandırdığımızı düşünün. Medeni milletlerin büyük sermaye sahipleri, servetlerini, harpleri destekleyecek yerde kitaplar uğruna harcasalardı şeklinde bir düşünce ortaya atmış olsaydık, kim bilir bu düşünce başkalarına ne kadar manasız ve saçma görünürdü. Şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim ki aslında İngiltere'de, Fransa'da birbirlerinden korku satını almaktan başka bir şey yapmış değillerdir. Her biri senede 10 milyon İngiliz lirası değerinde korku ve dehşet satın alıyor. Şimdi her sene 10 milyon değerinde korku ve dehşet satın alacak yerde birbirleriyle sulh halinde yaşamaya karar verdiklerini ve her sene 10 milyon değerinde bilgi satın aldıklarını bir düşünün. Her milletin bu 10 milyon liraya büyük kütüphaneler, şahane sanat galerileri, muhteşem müzeler, geniş bahçeler ve dinlenme yerleri kurmak için harcadığını farz edin. Hem Fransızlar hem de İngilizler için böyle bir hareket tarzı çok daha iyi olmaz mıydı? Bütün bunlar şüphesiz zamana ihtiyaç göstermektedir. Ben gene de her büyük şehirde içinde şahane kitap serileri bulunan muazzam kütüphanelerin ve milli kütüphanelerin kısa zamanda kurulacağını ümit ediyorum. Bu kütüphanelerin hepsi seçilmiş kitaplarla kendi nevinin en iyi örneğini teşkil eden ve millete mal olacak seriler için en iyi şekilde hazırlanmış kitaplarla doldurulacak. Metinler aynı ebattaki sayfalara, sayfaların kenarındaki boşluklara dikkat edilecek şekilde basılacak. Güzel ve sağlam dilcilerin bütün sanat ve maharetlerini ortaya koyan mükemmel, zevkli, hafif ciltler halinde sunulacak ve bu büyük kütüphaneler gece gündüz her an üstü başı tertemiz ve tertipli bütün insanlara açık bulundurulacak. Kütüphanelere bu gibi kimselerin girmesi ve kütüphanelerde mutlak bir sessizliğin hüküm sürmesi için sert bir kanun uygulanacak. Sizler için daha birçok plan hazırlayabilirdim. Sanat galerileri için, tabiat bilgisi galerileri için, değerli olan daha başka bir sürü şey için. Bana zaruri görünen daha nice güzel şey için planlar yapabilirdim. Fakat kitaplarla ilgili olarak size sunduğum bu plan
Yapılacak planların en kolayı ve en fazla ihtiyaç duyulanıdır. Son zamanlarda iyice sıskalaşmış, fena halde aç ve susuz kalmış. Sağlığa yararlı olan gıdalara fazlasıyla ihtiyaç duyan şu bizim İngiliz bünyemize iyi bir kuvvet ilacı yerine geçecektir. Bu bünyenin menfaatini düşünerek dışarıdan tahıl ithal etmeyi yasaklayan kanunları feshettiniz. Yeni kanunlar çıkaracaksınız. Hiç değilse daha iyi bir ekmek yapmayı sağlayacak kanunlar çıkarmaya çalışın. Susamdan, Arapların o eski sihirli tahılından, hani şu kapıları açan ama harami mağaralarının kapılarını değil de kral hazinelerinin kapılarını açan susamdan bir ekmek yapmaya çalışın. Dipnot. 1815'te yerli tahılın fiyatını yükseltmek gayesiyle yabancı tahılın memlekete girmesi yasaklanmıştı. 1839'dan sonra buna zıt bir kanunun çıkması için çalışmalar yapılıyordu. 1845'te İngiltere'de bir mahsulün kötü olması, İrlanda'da patatesin bozulması, halkın yabancı tahıl olmadan yaşamasını imkansız hale sokmuştu. Bunun üzerine 1846'da tahıl ithal etmeyi yasaklayan kanunlar feshedildi. Zambaklar. Kraliçelerin bahçeleri, kızlar arasında sevgilim, dikenler içerisindeki zambağa benzer. Canticles 2-2. Bu konferans, bir önceki konferansımın devamı olduğuna göre, her ikisinde de genel olarak takip ettiğim gayenin ne olduğunu kısaca belirtmek iyi olacak sanırım. Birinci konferansta sorduğum nasıl ve ne okumalı gibi sorular kendinize ciddi bir şekilde sormanızı istedim. Neden okumalı gibi çok daha temel bir sorudan doğmuştur. Şimdi hep birlikte şu noktada bir anlaşmaya varalım. Bugün eğitimin ve edebiyatın gittikçe daha geniş çevrelere yayılmasını sağlayan imkanlar ne olursa olsun eğitimin bizi nereye ulaştıracağı, edebiyatın bize ne öğreteceği iyice bilinmeden bu imkanlardan tam olarak faydalanmak mümkün değildir. Ayrıca şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. İyi yönetilmiş bir ahlaki eğitim ve iyi seçilmiş eserleri okumak ne derece mükemmel bir şekilde gerçekleşirse kötü eğitim görmüş ve cahil kimseler üzerinde de o derece büyük bir güç sağlar. Bu da tam manasıyla krallara has diyebileceğimiz gerçek bir güçtür. İnsanlar arasında var olabilecek krallıkların en mükemmeline sadece ve sadece iyi yönetilmiş bir ahlaki eğitimle ve iyi seçilmiş eserleri okumakla ulaşılabilir. Yeryüzündeki bütün krallıklar her ne kadar birbirlerinden dış görünüşleri veya maddi güçleri bakımından ayrılabilirlerse de genel olarak şu iki kategoride toplanabilir. Hayali veya sözde krallıklar ve müstebit bir idare ile yönetilen krallıklar. Hayali veya sözde krallıklarda krallığın sadece dış görünüşü ve gölgesi vardır. Krallık adına kralın başına giydiği taçtan başka hiçbir şeyin bulunmadığı, içi boş bir kabuk gibi ismi var, cismi yok cinsten krallıklardır bunlar. Müstebit bir idare ile yönetilen krallıklar ise gerçek kralların göz önünde bulundurdukları adalet ve sevgiye dayanan kanunlar yerine kendi arzularına göre hareket eden bir kralın hüküm sürdüğü krallıklardır. Dipnot. John Milton'ın Yitik Cennet, Paradise Lost adlı eserinden alınmış bir mısradır. Kralın başına giydiği taçtan başka cümlesi. Öyleyse tekrar ediyorum. Bu fikri size iyice benimsetmek istediğim için sözlerimi onunla başlayacağım ve konuşmamı gene aynı fikirle bitireceğim. Taçlı veya taçsız, gelmiş geçmiş krallıklar içinde tam ve mutlak manasıyla tek bir krallık şekli vardır. Bu krallık ahlaki bakımdan diğerlerinden çok daha sağlam durumda olduğu gibi ötekilerden daha tam, daha gerçek bir fikir yapısına da sahiptir. Dolayısıyla böyle bir krallığa ulaşmak sizleri öteki krallıklara yol gösterebilecek ve onları yükseltebilecek bir seviyeye çıkarabilecektir. Durum, buradaki durum kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Bu kelimeyi burada gelişigüzel kullandık. Dipnot, yazar burada durum manasına gelen state kelimesiyle devlet manasına gelen state kelimesi ve bu kelimenin ayakta durmak manasını taşıyan esas kökünden türemiş statue yani heykel kelimesinin manaları arasındaki benzerlikten faydalanarak bir kelime oyunu yapmaktadır. Lügat manasıyla bir şeyin ayakta durmasını ve istikrarını yani sağlamlığını ifade eden bu kelime esas gücünü gene aynı kelimeden türeyen bir heykel gibi duran hareketsiz şey deyiminden almaktadır. Bu takdirde bir kralın büyüklüğü veya güçlü bir şekilde ayakta durabilmesi ve krallığının devlet adını taşımaya layık olabilmesi ancak her ikisinin de yani hem kralın hem krallığın istikrarına yani sağlam bir şekilde ayakta durabilmesine bağlıdır. Dengenin hiçbir şekilde bozulmaması, sarsılmaması, hiçbir şeyin değiştiremediği, yok edemediği
ebediyen var olan bir kanuna dayanması ve böyle bir kanuna dayanarak hüküm sürmüş olması gerekir. Eğitim ve edebiyatın ancak bu huzur verici, faydalı, dolayısıyla da krallara has olan gücü, önce kendimizi, sonra da kendi vasıtamızla çevremizi tesiri altına alan bu gücü kuvvetlendirecek şekilde yönetildiği takdirde faydalı olabileceğine inanıyorum. Bu bakımdan şimdi sizinle birlikte şu nokta üzerinde duracağım. Yüksek seviyeli bir eğitimin verebileceği bu muhteşem, bu krallara has olan güçten kadınların payına ne düşecektir? Kadınlardan ne dereceye kadar kraliçelere has olan gerçek bir güce ulaşmaları beklenebilecektir? Burada güç deyince kadınların sadece aile fertleri arasında değil, içinde yaşadıkları çevrede de gerçekten güçlü olmalarını anlıyorum. Ve eğer kadınlar iyilikle, tatlılıkla, hoşluk ve zariflikle muhteşem bir şekilde güçlü olmanın önemini anlamışlar ve bu güçlerini gerektirdiği şekilde kullanmayı öğrenmişlerse, bu derece güzel ve iyi, bu kadar yumuşak bir gücün sağlamış olduğu düzen ve güzellik, bizim kadınların hüküm sürmüş oldukları beldeleri, kraliçelerin bahçeleri olarak isimlendirmemizi haklı gösteremeyecek midir? Henüz konuşmamızın başlangıcında karşımıza çok daha derin bir mesele çıkmaktadır. Tuhaf gelecek ama son derece önemli olmasına rağmen çoğumuz bu konuda henüz bir karara varmış değiliz. Kadınların alelade diyebileceğimiz cinsten güçlerinin ne olduğunu bilmedikçe, onların kraliçelerle has olan güçlerinin, kraliçelere has olan güçlerinin ne olması gerektiğini tayin edemeyiz. Kadınların her zaman yerine getirmek zorunda oldukları gerçek vazifelerinin ne olduğu konusunda bir karara varmadıkça, eğitimin onları çok daha yaygın, çok daha geniş bir takım vazifelere nasıl hazırlayacağı meselesi üzerinde durmamız mümkün değildir. Toplumun mutlu olması için bu derece hayati bir önem taşıyan bu meselede bugüne gelinceye kadar hiçbir zaman bu derece çılgınca sözler sarf edilmemiş, bu kadar boş hayaller kurulmamıştır. Kadın tabiatı ile erkek tabiatı arasındaki münasebet, kadınlarla erkeklerin zeka veya meziyetlerinin farklı oluşu bugüne kadar hiçbir zaman gerçek manasıyla değerlendirilmemiştir. Kadın hak ve vazifelerinden söz ediliyor. Sanki kadın hak ve vazifeleri erkeğin hak ve vazifelerine ayrıymış gibi. Sanki kadın ve onun efendisi olarak ölen erkek birbirine ayrı olan hakları ve davaları hiçbir şekilde birbirleri uzlaşamayan varlıklarmış gibi. Bu en azından hatalı bir düşüncedir. Kadının bir köle gibi erkeğe körü körüne itaat etmek zorunda olan, erkeğin gölgesinden ve ona hizmet eden silik bir varlıktan başka bir şey olmayan, zayıflığı ve çaresizliği içerisinde erkeğin üstünlüğünden ve cesaretinden kuvvet alan bir varlık olduğu düşüncesi, yukarıda belirtilmiş olan hatadan daha az önemsenecek bir hata değildir. Belki de daha saçma, daha budalaca bir görüşün ifadesidir. Muhterem dinleyiciler, bu arada şunu bilmenizi isterim. Size şimdiye kadar söylemiş olduğum şeyleri ispatlamaya çalışacağından hiç şüpheniz olmasın. Şunu söylemek istiyorum. İşlenmiş olan hataların en ahmakçası, kadına yalnızca erkeğe hizmet etmek için yaratılmış bir varlık gözüyle bakmaktır. Sanki bir gölge erkeğe faydalı olabilirmiş, bir köle ona gerçek manada hizmet edebilirmiş gibi. Şimdi şu noktada birbiriyle uzlaşabilen açık seçik bir takım fikirlere ulaşıp ulaşamayacağımız meselesi üzerinde duralım. Fikirler doğru oldukları takdirde mutlaka birbirleriyle uyuşurlar. Erkeğin zeka ve meziyetleri ile kadının zeka ve meziyetleri arasında güç bakımından ne fark vardır ve kadına düşen işler ve vazifeler nelerdir? Erkek ve kadın arasındaki münasebetler gereken şekilde anlaşıldığı takdirde her ikisi de kuvvetini, şerefini ve otoritesini ne derece arttırabilir ve geliştirebilir? Eserin adı Susam ve Zambaklar. Eserin yazarı John Ruskin.